Herkese merhaba, Tuğyan Seafood'a hoş geldiniz. Tuğyan yapan bir tarifi sizlerleyim. Tuğyan dediği zaman herkesin aklına börek gelir. O güzel böreği yapacağım. Börek gelir. Olay burada sosunda bitiyor arkadaşlar. O yalancı su böreği kıvamını veren bir sosu var. Onu uyguluyorum. Aslında böreğin püf noktası bu. Bu lezzeti bilmeyen arkadaşlar da mutlaka deneyin. Gerçekten hayran kalacaksınız. Emin olun, ben size garanti veriyorum. 3 farklı çeşit yapacağım. Patatesli ve mercimekli. İçine birkaç köri gibi, zencefil, zerdeçal gibi baharatlar koyup daha böyle Hint usulü bir mercimekli patatesli börek olacak bir tanesi. Bir diğeri kıymalı ve cevizli, biraz içli köfte harcı gibi olacak. Bir diğeri de klasik peynirli ve otlu ama böyle tek bir beyaz peynir veya lor değil. 3-4 çeşit peynir karıştırıp harmanlayıp bir de peynir börek yapacağız. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım diyorum. Öncelikle iç harçlarımı hazırlayayım. Hepsi hazır olsun. Hepsini aynı anda döşeceğiz hep beraber. Daha pratik olacak. Ne yapıyoruz? Önce mercimekli harcımızı hazırlayalım. Burada yaklaşık bir su bardakta haşlanmış mercimeğim var. Ben mercimeği haşlarken aroma versin diye özellikle bu börekte çubuk tarçın atıyorum içine. Önce patatesimi bir çatalla ezeceğim. Çok püremsi olsun istemiyorum. Biraz tane tane de gelebilir. Zerdeçal. Şöyle yarım çay kaşığı. Köri. Şöyle yine yarım çay kaşığı da köri koyuyorum. Hatta köri biraz fazla koyabilirim. Biraz karabiber. Kimyon. Toz kırmızı biber. Çok az tarçın koyacağım. Biraz da yeni bahar. Tabii ki tuz atacağız. Mercimekleri ekliyorum. Bunları bir alt üst edelim. Patatesli mercimekli böreğimizin iç harcı şu anda hazır. Bunu kenara aldım. Kıymalı harcımızı tabii pişireceğiz öncelikle. Biraz zeytinyağı, soğan doğrayacağım. Bunun hepsi fazla gelir. O yüzden yarısını kullanacağım. Tuz ilave ediyorum. Karabiber ekliyorum. Kıymamı ekledim. Kıymamı renk aldı. Kimyon koyacağım. Yine bir toz biber koyacağım. Biraz da yeni bahar koyacağım. Bunlar bir tatlı kaşığı kadar. Ve salçamı ekliyorum. Yaklaşık bir çorba kaşığı domates salçası. İsterseniz biber de kullanabilirsiniz. Çok az su ekleyeceğim ben buna. Evet. Salçayı da güzelce kavurduktan sonra bir su bardak daha ceviz için var. Bunları dövdük havanda. Robotla çekebilirsiniz. Kapatabilirim altına artık. Şöyle cevizle güzelce karıştırıyorum. Evet, bu da burada kalsın, hazır. Sıra geldi peynirli harcımıza. Taze soğanım var. Bunu doğruyorum. Maydanozum var. Çok minik doğramak şart değil. Kafanızı böyle takılın. Dereotum var. Ve nanem olacak. Otlarımı doğradım. Peki hangi peynirlerim var? Lor peyniri. Şöyle bir tane yeterli beyaz peynir. Kaşarım var, rendelenmiş. Krem peynirim vardı. Bundan da bu kadar koymam yeterli. Peynirin tadına baktım, çok tuzlu değiller. O yüzden biraz tuz atıyorum. Ve karabiber. Evet, bu da hazır. Bunu da kenara aldım. Üç harcımız da hazır, iç harcımız. Burası biraz dağıldı. Ondan sonra şimdi ben birazdan kahve içerken burayı toplayacaklar. Dilara, toplayacaksın sen, tamam mı? Bana çünkü çok laf ediyorlar. Birazcık ben de ona laf atıyorum burada. Ben de o sırada kahve içeceğim. Sonra da böyle birleşmede görüşeceğiz. Başladım. Niye söylemiyorsunuz? Evet arkadaşlar, şimdi böreğimizin iç sosunu hazırlamaya geldi. Burada yumurtalarımız var. Evet, yumurtalarımı kırdım. Burada sütüm var. Yaklaşık yarım litre. Yağım var. Yaklaşık 300 ml. Tuz atacağım. Karabiber. Evet, sosumuzun malzemesi bu kadar arkadaşlar. Tereyağını pişirirken tava altına kızarttıktan sonra üstüne süreceğiz çevirdikten sonra. O yüzden onu şu an kullanmıyorum. Bunu güzelce çırpıyoruz. Çırpma teli kullanırken sadece bileği hareket ettirirseniz daha uzun süre çırpma performansı gösterirsiniz. Kolu yapıştır. Bu şekilde. Evet, güzel çırptık bunu. Evet, bunu aldım. Şöyle koydum. Büyük tavada 10 yufkadan yapıyorum ben tek bir böreği. Aynı 10 yufkadan 3 farklı börek yapacağım küçük tavalarda. Şöyle birer damla değil de hani bir miktar zeytinyağı damlattım. Tavalarımın tabanına. Sonra şöyle güzelce kenarlar dahil olmak üzere her yanına yediriyorum. Tavalarımda yağladıktan sonra bir adet yufkamızı hafif büzüştürerek, kenardan sarkıtarak bu şekilde koydum. Hepsini aynı anda yapacağım. Evet, diğer tavamıza da aynı şekilde. Parçalansın, önemli değil. Ve geldim diğerine. Bütün yufkayı alta serdim. Ne yapıyorum? Kaşıkla şöyle serperek. İlla her yere yedirmeye gerek yok. Böyle belli bir miktar. Evet, ikinci yufkamızı aldım. Artık böyle dizmiyoruz. Parçalayarak gidiyorum. Bu yüzden yatılması ve parçalanması çok mühim bir dedim. Örtecek kadar çok büzüştürmeden, çok fazla yığmadan, kalınlaştırmadan biraz büzüştürüp ikinci partiyle dizdik. Tekrardan sos. Ve bunu her defasında, her katta uyguluyoruz. Bu böreği bu arada fırında yapabilirsiniz. Ama tavadaki kadar mükemmel bir şey vermiyor bence. Çünkü tavadayken böyle hani yavaş yavaş ağır ağır piştiği için daha güzel oluyor veya ocakta piştiği için. Evet. Devam ediyoruz. Bu işlem biraz sıkıcı bir işlem. Sıkıcı değil ya, ben keyif alıyorum bunu yapmaktan da hani, ama izlerken siz sıkılabilirsiniz. O yüzden buraları kurguda geçeriz. Ben diyette olduğum için yemeyeceğim ama ki şef yaptığı yemeğin tadına bakmak zorunda olduğu için her türlü mecburen. Bundan faydalanarak da tabii ki tadına bakacağım. Geldik iç harçlarımıza. Hangisi kıymalı olsun? O piti piti. Hepsi aynı şey zaten, ne gerek var ya. Doldur. Bu arada fark ettiyseniz harç koymadan önce sosumuzdan dökmedim. Çünkü zaten harçlar hani baktığımız zaman ıslak. Her yere kenarlardan itibaren güzelce harcımı yayıyorum. Peynirli böreğimizi de kaldı patates mercimek. Bir de benim böreğimin sanırım sevmelerinin sebebi, hani bunu özellikle bir insan duymadım ama iç harcının dolu dolu olması hani. Üçü de hazır şu an arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve aynı aşamaya devam ediyoruz. Yine yırtarak, hafif büzüştürerek. Evet arkadaşlar, son yufkalarımı kullandım. Son aşamada özellikle kenar kısmını kapatacağım için kenar kısmını daha yoğun bir şekilde. havayı almak için hafif bastırmaktan bahsettiğim şey bu aslında. Son kalan sostan çok kenarlarını değil, sadece orta kısmına. Peki hadi bakalım hangisiydi? Dırın dırın dın dın. Birinci ocağımız aç. Çok kısık değil, çok açık değil. En kısıtlı da olmasın. 1, 2. Atıyorum böyle koydum. Bir süre sonra şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle. Her tarafını kızartacağız. O yüzden de üçünü sıkıştırıyorum ben şu anda. Kapak kapatmıyoruz. Bu pişerken üstündeki sosu da çekecek içine. Güzelce kızaracak. Sonra ters çevireceğiz. Tereyağı alacağız. Alt tarafını kızartacağız. Evet arkadaşlar, böreklerimi şu an 2 tanesini çevirdim. Şimdi son böreğimi bir spatula ile alttan bakıyorum. Şöyle altına pişip pişmediğini anlıyoruz. Bende böyle bir tahta vardı. Direkt üstüne kapattım. Gördüğünüz gibi böreğimizin bir tarafı pişti. Alt tarafına tekrar yağ koymuyorum. Ocağıma geri koydum. Tereyağım var biliyorsunuz. Kenarlarının üstüne tereyağıyla sürüp bunu şuna koyalım. Şöyle sallayarak alt taraftaki yağını da yediriyoruz. Herkesin ağzı sulandı, börek börek diye çıldırıyor herkes. Ben tarifine bakacağım için çok mutlu değilim şu anda ama bakalım, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, börekleriniz pişti. Çok güzel görünüyor. Herkesin ağzı sulandı. 15-20 dakika dinlendiler. Peynir çok bulaşacağını düşündüğüm için önce mercimekli keseceğim. Ve son böreğimiz. Ah, tadına baktım. Evet, gördüğünüz gibi peynirli, patatesli, mercimekli ve kıymalı böreklerimiz, tava böreğimiz hazır. Katmanlarını görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hangisinden yesem acaba? Ben peynirli yiyeceğim arkadaşlar. Gerçekten her zaman aynı şeyi yapıyorum ama müthiş. O peynir akıyor, yumuşak. Çok iyi geliyor. Diyete bugün ara veriyoruz. Bugün ödül günüm benim. Kafamda öyle planladım. Şu an karar verdim buna. Lütfen mutlaka böyle deneyin. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Lezzete ulaşmanın basit yolu için takipte kalın. Hoşça kalın. Hepsi ısırayım mı oraya? Siz yemeyin. Oha, çok güzel olmuş. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Çıldırıyorsunuz değil mi şu an yemek için?